Şöyle bir hal var. Son seçimde de görüldüğü gibi Erdoğan yenilemedi, AK Parti yenilemedi. Daha doğrusu AK Parti'nin MHP ile kurduğu Cumhur İttifakı yenilemedi. Bir anlamda şu aşamada ve uzun bir süre yerel seçimleri saymazsak seçim olmayacak. Bari ülkede bir takım işler iyi gitsin ve bunu da birileri bir yerlerinden yapabiliyorsa ne iyi gibi bir yaklaşımın dile gelmesine vesile oldu Ziya Selçuk. Buradan hareketle Erdoğan'ın bu tür seçimlerini arttırıp arttırmayacağı sorusunu gündeme getirebiliriz. Aslında normalde ekonomiye de böyle bir şey yapması bekleniyordu, gerekiyordu. Onun yerine damadını atayarak burada çok büyük bir, çok stratejik bir tercih yaptı. Damadı Berat Albayrak birkaç gündür, yani bakan olduktan belli bir süre sonradan itibaren, bütün ekonominin patronu olduktan sonra olabildiğince ılımlı bir çizgi izlemeye çalışıyor. Farklı kesimlere açık olduğu mesajlarını veriyor. Bunu ne derece başarır bilemiyoruz ama uyum sloganını öne çıkartıyor. Ancak bugün gördüğümüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp ekonomiyle ilgili büyük yatırımların doğrudan kendisinden, bizzat kendisinden geçeceği şeklinde açıklamalar yaparak Berat Albayrak'ın da bu mütevazi çabalarını bir ölçüde akamete uğratabiliyor. Benzer bir olayı Milli Eğitim konusunda da yapacaktır. Büyük bir ihtimalle yapacaktır. Çünkü çok favori konularından birisi Milli Eğitim. Ama böyle bir atamayı yaptığına göre orada belli bir özerkliği, en azından bağımsızlık olmasa bile özerkliği Ziya Selçuk'a tanıdığını varsayabiliriz.